Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Buraya ekmek tahtam bıraktım, bir tane poşet bıraktım. Yemek yapmayacağım tabii ki. Çiçeklerimizi şımartacağız. Ama neyle şımartacağız? Burada kahvaltıya bir tane yumurta haşlamıştım ben. Kabuklarını atmadım. Şöyle ezeceğim bunu bir tahta kaşığı yardımıyla. Aslında blenderdan çekseydim daha iyi olacaktı da blenderim bozuk. Şöyle ezebildiğim kadarıyla ben bunu ezeceğim. Arkadaşlar kamerayı durdurayım ben çünkü şöyle vuracağım bayağı bir ses olacak. Ezdim ben bunu. Biraz bir kırıntı hale getirdim şu şekil. Bunu bir kaba alacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar asıl püf noktası. Şöyle kenara alayım. Yıkayacağım onu sonra. Burada sabah kahvaltıdan kalma çayım vardı. Şu şekil arkadaşlar. Üstüne biraz su ilave edeceğim. Ve yumurta kabuğunun üstüne döktüm. Yumurta kabuğu ve çayla çiçeklerinizi şımartabilirsiniz arkadaşlar. Yumurta kabuğu olmadan da kalan çaylarınızı kesinlikle çöpe atmayın. Böyle bitki dibine, çiçek dibine. Burada benim çiçeğim var. Daha önce de çay dökmüştüm dibinde belli. Çay döktükten sonra bu çiçeğim çok güzel oldu. Çiçeklerin ismini pek bilmiyorum ama seviyorum çiçekleri. Herhalde bu kaktüstü arkadaşlar galiba ya. Camın kenarında duruyor. Şimdi ben buna bir miktar böyle yumurta kabuğu ve çay da gitsin diye bunların dibine döküyorum. Yumurta kabuğu olmasa da mutlaka kalan çaylarınızı soğuduktan sonra az bir su ilave ederek çaylarınızın dibine dökebilirsiniz. Ve çaylarınızı şımartabilirsiniz. Şimdi burada kaldı. Şimdi kalan çayımın üstüne az miktarda daha su koyacağım. Merdivenin başında var. Merdiven başındaki. Şimdi arkadaşlar geldik merdiven başına. Merdiven başında da çilli begonya galiba bu. Ona da daha önce dökmüştüm dibinde bakın. Var. Şimdi bir miktarını yine bunun dibine dökeceğim. Bir miktarında şurada bir tane uzayan çiçek var. Onun dibine döküyorum. Yumurta kabukları da biraz kaldı dibinde ama sonra elimle onları ilave edeceğim. Şimdi birazını da görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu ben hep gıdadım. Şu filizlerini şeye bıraktım. Bir kavanoza su içine bıraktım. Orada çimlenecek ve tekrar başka saksıya dikeceğim. Bayağı bu çok uzamıştı böyle. 2 metreye ulaşmıştı. Baksanıza nasıl da kalın. Gıdadım tekrar verdi. Gençleştirmek için. Şimdi arkadaşlar evdeki çiçeklerimize tekrar bir bakalım. Eve girelim. Tekrar ben mutfağa geldim. Az önce yukarıda merdiven başında olan çiçeğimi göstermiştim budadım diye. Bakar mısınız? Nasıl kök saldılar? Çıkartayım. Köklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları saksı alıp tekrar dikeceğim. 10 günde böyle kök saldılar. Çok da güzel oldular. Şu şeylerini bile atmadım yani. Şunları bile atmadım kök salsın diye.
Bu da çayı döktükten sonra, buna çay verdikten sonra çok güzel oldu. Bir de camın kenarında güneşte duruyor. Altına da böyle bir kap koydum ki suyu aşağıya komşunun camına akmasın diye. Bu delikli olduğu için akıyor. Bu deliksiz. Aşağı komşuya zarar vermesin diye. Böyle işte arkadaşlar, kalan çaylarınızı mutlaka dökmeyin. Çiçeklerinizi şımartın. Çayları değerlendirebilirsiniz. Bir ağaç dibine, bir çiçek dibine, bir bitki dibine dökebilirsiniz. Çünkü çiçekler çok faydalı. Burada da toprağa karıştıkça gübre oluşuyor. Haşladığınız yumurtanın kabuklarını mutlaka çöpe atmayın. Böyle çayla bir şeyle karıştırıp yumurta kabuklarını ezip un haline getirip çiçeklerinizin dibine koyabilirsiniz. Kendi gübrenizi kendiniz yapabilirsiniz. Organik gübreler daha da güzel çiçekleri şımartıyor. Çay artık bu çay posalarından gübre oluyor arkadaşlar. Çayın her şeye çok faydası var. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.